Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Ishboyev Oybek. Bugungi videoroligimizda biz har qanday natural sonning kvadrat ildizini topish algoritmini kalkulyatordan foydalanmagan holatda qanday amalga oshirishni o'rganamiz. Misol uchun deylik, bizga quyidagi son berilgan 180625. Demek ushbu sonni kvadrat ildizini topishim uchun ben uni raqamlarini o'ng tomonidan juftlab kelaman. 25, 06, 18. Shundan so'ng chap tomondagi birinchi juftlik, ya'ni 18 ga e'tibor qarataman. Tenglikni o'ng tomoniga shunday son qo'yishim kerakki, o'sha sonni kvadrati 18 ga teng yoki 18 dan kichik bo'lishi kerak. Bugün maksimal son bo'lishi shart. Demek bu 4. Çünkü 4'ün kvadratı 16. 16 sonu 18'den küçük. Bundan katta emas. 3'ünü koy olmayız. Çünkü 3'ün kvadratı 9. 9 bu maksimal emas. Çünkü ondan olduğu 4. 16 hem 18'den küçük. 5'ini ise koy olmayız. 5, 25 getirin. Yani 18'den katta. Şundan sonra 18 ve 16'ını uzara ayıramız. Ayırma 2 geteyim buladı. Ayırma 2 geteyim buladı. Şundan sonra vertikal çizik ot kazamız. Kuyla iki tarzı. Vertikal çizik çap tamamında fakat kopaytırış emanları. 10 tomonida da ise fakat ayrı şemalları alıp borulışı şart. Ve şundan sonra kingi cüft rakamlar düşürürler. Yani kingi cüft rakamlarımız bu 0,6 ayırma ve kingi cüft rakamlar dan tuzilgan son 206 ga teng. Shundan so'ng vertikal chiziqni chap tomoniga shunday sonni qo'yishimiz kerakki, o'sha sonni oxirgi raqami o'ziga ko'paytirilganda 206 dan kichik yoki unga teng bo'lgan son hosil bo'lishi shart. Demak, ushbu sonni oxirgi raqamini 2 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu yerga ham 2 yozamiz. Birinchi raqami 8 bo'lishi shart. Demek bunu fikirlash orqali topishimiz mumkin. Demek 82'ni 2'ye ko'paytirganimizda 164'ga teng bo'ladi. Demek 164. Nimaga aynan 82'ni olganimizning sababi undan keyingisi, ya'ni 83 ni 3'ga ko'paytirganimizda, ya'ni u oxirgi raqamga ko'paytirganimizda 1200 49'ga teng bo'ladi. 249 ise bu 206'dan katta son hisoblanadi. 81'ni ham ola olmaymiz, çünkü 81'ni 1'ga ko'paytirganimizda 81'ni o'zini beradi. Ya'ni bu maksimal son emas. Bundan oldingi, ya'ni 82 ham 206'dan kichik hisoblanadi va bu maksimal son hisoblanadi. Shundan so'ng 206'dan 164'ni ayiramiz. Ayırganımızda 42 koldukta iyi bulamış. Kolduk. Ve ildizi çıkarılırken sonun ahırgı cüft rakamları den taşkil topken son hasıl kılamış. Ve şu arada şunu unutmasligimiz gerekiyor ki, olduğun gibi topken 82 sonumuzun ahırki rakamını ham bir göz koyuşumuz gerekiyor. Ege bugün 2225 sonumuz. Ve dikkatimizi karatamız. Demek
vertikal çizikni çap tomonu şunday son koyuşimiz gerekiyor. Uşa sonu oxirgi rakamını özge köpaytirganimizda köpaytirganimizda 4225'ten küçük yok ki unga teng bo'lgan son hosil bo'lishi şart. Demek kaç son özge köpaytirganimizda 5'ni beradi. O'zida ma'lumki 5. Demek normalim sonumuzda oldingi rakamlarını topishimiz uchun fikrlaymiz. Demek fikir yuritadigan bo'lsa, agar da mana bu yerga to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, 4 ni 5 ga ko'paytirsa 20. Oldingi 2 yoddagi bilan 22 bo'ladi. Shunda eng birinchi raqamimizni 8 deb olsa 40 hosil bo'ladi. 40 da demak 22 dan olingan 2 ni qo'shadigan bo'lsa 42 bo'ladi. Xuddi shunday fikr yuritish orqali 4225 ni hosil qilamiz. Ve bunu vertikal çizikni o'ng tomonda turgan sondan ayrilamiz. Ayırma 0 ga teng. Demek 845 sonunu hosil qildik. Demek bu sonunu, oxirgi rakamını ildiz chiqarilayotgan sonning o'ng tomondagi tenglikka yozib qo'yamiz. Ya'ni 425. Demek cevabımız 425 iken. 425'in kvadratı 180.625. Demek uşbu algoritm hakkında çukurroq tushunib olishimiz için biz quyidagi prezentatsiyaga e'tiborimizni qaratamiz. Har qanday natural sonning kvadrat ildizini topish algoritmi. Boshida biz 180.625'dan ildiz olmoqchi edik. Ve bunda biz quyidagi tartiblarni amalga oshirdik. Demek birinchi tartibda yuqorida berilgan sonning ildizini topish uchun ildiz ostidagi sonning raqamlari orqadan juftlab kelinadi. Demek orqadan juftlab keldik ve 3ta juftlikka ega bo'ldik. Ve ikinci bosqichimizda chapdagi oxirgi 2 juft raqamlar yoki yolg'iz bitta raqamdan tuzilgan sondan kvadratı hisoblanganda unga teng yoki kichik bo'ladigan eng katta boshqa bir son topiladi. Va topilgan son tenglikning o'ng tomoniga yozilib, kvadratni dastlabki bir juft raqamli yoki bitta raqamli sondan ayriladi. Demak, chapdagi birinchi juftligimiz 18 ga teng. Boshqa bir sonlarda esa bu bitta raqamdan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni top raqamdan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta raqamni o'z ichiga oladi. Shundan so'ng tenglikni o'ng tomoniga shunday bir son qo'yishimiz kerak edi. O'sha sonning kvadrati mana shu birinchi juftlik raqamlaridan tuzilgan sonni kichik bo'lishi yoki teng bo'lishi shart edi. Demak, biz uni 16 deb olgandik. Ayirmasini hisoblaganimizda 2 ga teng bo'ladi. Shundan so'ng 3-chi bosqich. 3-chi bosqichda biz ayirmaning raqamlari va ildizi topilayotgan sondagi chapdan 2-chi juftlikning raqamlaridan tarkib topgan son hosil qilinadi. Demak, e'tibor bersak, 2 ayirma va ildizi topilayotgan sonning chapdan 2-chi juftlik raqamlari, ya'ni 06. Buni tushiradigan bo'lsa 206 sonimiz hosil bo'ladi. Demak, topganimizdan so'ng 4-chi bosqichga o'tamiz. 4-chi bosqichda topilgan son qarshisidan vertikal chiziq o'tkazib, chiziqning chap tomonida ko'paytirish va o'ng tomonda esa ayirish amali olib boriladi. Demak, ko'rib turganingizdek vertikal chiziq o'tkaziladi va chap tomonda faqat ko'paytirish amali, o'ng tomonda esa ayirish amalini amalga oshirishimiz shart. Keyingi bosqichda esa ildizi topilayotgan sonning birinchi juft raqamlarida amallar bajarib bo'lingach, vertikal chiziqning chap tomonida chiziqning o'ng tomonidagi 2-chi juftlik raqamlari va 1-chi juftlikdan qolgan ayirmaning raqamlaridan iborat bo'lgan sondan kichik yoki teng bo'lgan son hosil qilish kerak bo'ladi. Bunda biz quyidagi qoidaga tayanamiz. Shunday bir son topishimiz kerakki, o'sha son oxirgi bitta raqamdan tuzilgan songa ushbu sonimizni o'zini ko'paytirganimizda
vertikal chiziqning o'ng tomonida hosil qilingan songa teng yoki undan kichik bo'lgan eng katta son hosil bo'lishi kerak. Demak, qizil bilan alohida ajratib ko'rsatilgan so'zlarga e'tibor berishimiz kerak. Bular bizga kalit so'zlar hisoblanadi. Bularni yodimizda saqlashimiz kerak. Har doim shu ushbu amallarni bajarayotganimizda. Shundan so'ng bu yerda diqqatni e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan yana bir jumla. Topilgan son oxirgi raqamini ildiz tengligining o'ng tomonidagi raqamlar yoki raqamdan keyin yozib qo'yishni unutmasligimiz zarur. Demak, biz qoldiq va ikkinchi juftlik raqamlaridan tuzilgan sonni topdik. Va vertikal chiziqning chap tomoniga shunday son qo'yishimiz kerak ediki, o'sha sonni oxirgi raqamni o'ziga ko'paytirganimizda 206 dan kichik bo'lgan maksimal son topilishi zarur edi. Va bu 82 deb olindi. 82 ni oxirgi raqam 2 o'ziga ko'paytirganimizda 164 ni beradi. 6-chi bosqichga o'tganimizda topilgan ko'paytma sonimiz vertikal chiziq o'ng tomonidagi sondan ayirib tashlanishi zarur edi. Va topilgan ko'paytmamiz vertikal chiziq o'ng tomonidan ayrildi va ayirma 42 ga teng bo'ldi. Shundan so'ng 7-chi bosqichga keldik. 7-chi bosqichda hosil qilingan ayirmaning raqamlari va ildizi topilayotgan sonning keyingi juftlik raqamlaridan iborat bo'lgan son hosil qilindi. Demak, 206 dan 164 ni ayirdik. O'shanda 42 hosil bo'ldi. Va ildizi topilayotgan sonni keyingi juftlik raqamlari tushirildi. Natijada biz ayirma va ildizi topilayotgan sonni keyingi juftlik raqamlaridan tashkil topgan sonni oldik. Bu 4225. Shundan so'ng 8-chi bosqichga o'tdik. 8-chi bosqichda yuqorida ta'kidlab o'tilgan qoida, ya'ni shunday bir sonni topishimiz kerak, o'sha sonning oxirgi raqamini o'ziga ko'paytirganimizda vertikal chiziqning o'ng tomonida turgan sondan kichik yoki unga teng bo'lgan maksimal son chiqishi zarur edi. Biz bu raqamni, ya'ni sonni 845 deb oldik. Ya'ni oxirgi, demak 4225 ning oxirgi raqamiga e'tibor bersa 5 bilan tugagan. Demak, bu sonimizning oxirgi raqami ham 5 bo'lishi kerak. Chunki o'z-o'ziga ko'payadi. Shundan so'ng keyingi oldingi raqamlarni biz fikrlash orqali hosil qildik. Va natijada 845 ni oldik. 845 ning oxirgi raqamini ham tenglikning o'ng tomoniga, ya'ni ildiz topilayotgan son tenglikning o'ng tomoniga yozib qo'ydik. Bundan oldin ham 82 ning ikkisini bu yerga yozib qo'ygan edik. Shundan so'ng ayirma 0 ga teng bo'ldi. Demak, bizning javobimiz 425 ekan. Demak, oxirgi qoidamiz shundan iborat. Shu tarzda qoidaga tayanib vertikal chiziqning o'ng va chap tomonlarida hosil qilingan sonlarning ayirmasi 0 ga teng va ildizi topilayotgan sonning oxirgi juftlik raqamlari ishlatilguncha ish davom ettirilishi zarur. Demak, bu 0 ga teng va oxirgi juftlik tushirildi, ya'ni 25. Demak, chap o'ng tomonlardagi sonlar ayirmasi 0 ga teng. Demak, ildizi topilayotgan sonning oxirgi juftligi tushirildi, ya'ni ishlatildi. Demak, tushunib olgan bo'lsak, bir nechta misollar bilan ko'rib o'tamiz. Aytaylik, bizga quyidagi sonlar berilgan. Demak, 72360 bir 432.964 Demak, ushbu sonlarni biz kvadrat ildizini topishimiz kerak. Demak, 72.361 dan boshlaymiz. Orqadan juftlab kelamiz. Demak, o'ng tomonga qanday son qo'ysak, o'shaning kvadrati 7 dan kichik yoki unga teng bo'ladi. Va bu maksimal bo'lishi kerak. Demak, bu 3 bo'lmaydi. Chunki 3 ning kvadrati 9, 7 dan oshib ketadi, 2 desak bo'ladi, 1 deya olmaymiz, chunki u minimal. Demak, 2 ning kvadrati 4. 7 dan 4 ni ayirganimizda 3 ga teng bo'ladi. Vertikal chiziq o'tkazamiz.
Şundan sonraki yeni cüflük nişanımız. Değil mi? Vertikal çizgimizin çap tamamını gibi şunday son koyuşumuz gerekir. Oşa sonunu okurge rakamını uzge köpertir yanımızda. 323'ten küçük, yok ki unge teyin buluşu gerek. Etelik okurge rakamı 6. 6'nı uzuzu köpertir yanımızda, 36 buladı. Ve kingi rakamını fikirlaşı okalı topadigen bu sey, bu 4. 4'nı 46'nı 6'yı köpertir yanımızda 276. Ve vertikal tamamından 323'ten 276'nı ayıramız. Ve şunu unutmasız gerek ki topken sonumuzdan okur bir rakamı yani 6'nı buyur yazışımız gerek. Yani tinglikten unutamamız gerek. Ayırmanı hesabla yanımızda kredite çıkardı. Şundan sonra keyingi cüflik yani ılızı hesabla yönetken sonumuzun keyingi cüflik rakamları çürürler. Yani 61. Şunda biz 4761 sonuna ilgi bulamız. Vertikal çizgini çap tamamında şunda sonunu koyuşumuz gerekiyor. Uşa sonunda okur bir rakamını uzgu köpertir yanımızda. Yani 4761'den küçük. Yok ki unga teyin bugün son hosil buluş gerek. Eğer bu sonuna, eğer vertikal çizgini unga tamamındaki son yetibar verirse, onun okur bir rakamı 1. Kanda sonunu 1-1 köpertir yanımızda, o okur bir rakamı 1'ge teyin bulalım. Bitirme bu 9. 9'unu uzuzu köpertirse, sak son 1, yani okur bir rakamı 1'ge teyin bulalım. Demek ki keyingi rakamı 6'ga teng bo'lishi uchun, demek 9 dagi 8 ni qo'shganimizda mana shu yerda turishi kerak bo'lgan rakam bilan 8 yig'indisi ni oxirgi rakamı 6'ga teng bo'lishi kerak. Demek buni fikrlab topadigan bo'lsa 2 shundan so'ng 47'ga teng bo'lishi uchun yoddagi sonlar bilan biz 5 ni qo'yamiz. Ve köpertirse 8 dilde 18 yol 8 oldu. Demek 40 gitti. Demek görüp durganızda 4761 sonunu hosil kıldık. Ve çarpı 10 tamamındaki son ayırmasının 10'ga teng bo'ldi. Ve oxirgi cüflik rakamlar ham tushirildi 61. Ve topilgan oxirgi 529 sonimizni oxirgi rakamı yani 9'ni tenglikning 10 tamamiga yozib qo'yishimiz kerak. Demek cevabımız 269. Keyingi songa o'tamiz ve uni ham juflab chiqamiz. Şimdi sonunu topuşumuz gerekiyor. Onun kvadratı 43'ten küçük yok. Yüngeteyim bu gen maksimal son boyu şart. Demek bu 6. 5'i var. Çünkü maksimal olmaz. Gitti. Katta buladı. 6'nın kvadratı 36. Demek ayırmanın hesablası gitti. Buladı. Keyin cüfliklər çürülədi. 29. Şundan son vertikal çizgi ötkəzəmiz. Vertikal çizginin çap tamamına şuna sonunu qoyışımız gerek ki, oşa sonunu oxur bir rəqəmi özü köpərtirilgəndə 729-dan kiçik yox ki, onga teng bölüş kerek. Demək, oxur bir rəqəmi etibar bilsə, 729-niki 9. Demek biz 3'ni uzunluğu köpertirse 9 sonunu verilir. Keyingi rakamlarını hisoblamoqchi bo'lsak, demek 2 bo'lishi kerak.
ikinci rakamımız, değil mi? Üçün doğru köpetirse 2. Burada da bu 2. Ve burada da ve 2'ye 3'ün köpetirse 6 buladı, koşsa 7. Şimdi fikirleşimini bilen, biz 729 sonunu hosul kılamız. Ve onu vertikal çizgini 10 tamamından ayıramız. Ayırganımızdan son biz 0 ga tengligini bilamiz va shundan so'ng keyingi oxirgi juftlik tushiramiz 0 ni navbatga olmasdan chunki 0 64 degan son yo'q va vertikal chiziqni chap tomoniga shunday son qo'yishimiz kerak o'sha son oxirgi raqamni o'zi ko'paytirsak 64 ga teng yoki undan kichik bo'lgan son hosil bo'lishi kerak. Demak biz 8 ni qo'yamiz. 8 ni o'z-o'ziga ko'paytirsak 64 bo'ladi. Demak 64 ni 64 dan ayirsak 0 ga teng. Oxirgi juftlik tushirildi va vertikal chiziqni chap o'ng tomondagi sonlar ayirmasi 0 ga teng bo'ldi. Demak shuni ham unutmaslik kerakki, topgan sonlarimizni oxirgi raqamlarini ketma-ketlik bilan, ya'ni birinchi biz buni topdik, 3 ni yozamiz va buni 8 javobimiz 638 ga teng ekan. 638 ning kvadrati, demak 472964. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Shuningdek, kanalimga a'zo bo'lishlaringizni kutib qolaman. Subscribe tugmasi orqali hammangizga rahmat, sog' salomat bo'lib yuringlar.